değerli meclis üyeleri, değerli konuklar. Kasım ayı olan belediye meclis toplantılarımızın birinci birleşimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yoklamayı yapalım. Hızırak Yürek, Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Salih Gazozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Sezai İnci, İsmail Yemen, İlker Kalkan, Fatma Ersöz, Seçil Manav, Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan Tunç, Merve Ünsal, Harun Orhan Top, Abdurrahman Kırgız, Adnan Özer, Kamil Poyraz, Gül Kurt, İsmail Seyhan, Ömer Çoban, Ayhan Uçan, Osman Kırtaş, Nurettin Oydun. Evet, çoğunluğumuz var arkadaşlar. O nedenle birleşimi açıyorum. Şimdi gündemimizin ilk beş maddesi 2023 yılı bütçe ve onun gelir gider tarifleri, performans programı ve kararnamesi ile ilgilidir. Bu konuları Plan Bütçe Komisyonumuza sevk edeceğiz. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonumuza gelince ikinci birleşimde bütçe görüşmelerini tamamlayacağız. O nedenle birinci maddeden başlayarak Plan Bütçe Komisyonu'na bunların sevkini oylayacağız. Gruplara detaylı olarak taslak olarak hazırlanan komisyona ait bütçe ve defterlerini, performans programı dosyalarını ilettik. Evet, gündemin birinci maddesi. Gündem 1, 2023 yılı performans programının görüşülmesi. Performans programının Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 2, 2023 yılı belediye gelir tarifesinin görüşülmesi. Evet, 2023 yılı gelir tarifelerini Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oyluyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 3, 2023 yılı belediye gider bütçesinin görüşülmesi. Gider bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 4, 2023 yılı belediye gelir bütçesinin görüşülmesi. Evet, gelir bütçesinin 2023 yılı Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 5, 2023 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi. Evet, bütçe kararnamesinin 2023 yılına ait görüşülmesi için Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. 6. madde. Gündem 6. Belediye İspen İşleri Müdürlüğü'nün yol bakım ve alım giderleri harcama kalibinden 2 milyon TL, hizmet testleri harcama kalibinden 7 milyon TL, metal ürünü alımları harcama kalibinden 1 milyon TL ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün diğer arsa ve kamulaştırma giderleri harcama kalibinden 3 milyon TL olmak üzere toplam 13 milyon TL'nin Belediğimiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sürekli işçi ücretlerine 500 bin, diğer hizmet alımları harcama kalemine 12 milyon 500 bin olmak üzere toplam 13 milyon TL'nin aktarma yapılması konusunun görüşülmesi. Değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz Temmuz ayında ülkemizdeki ücret artışları, her türlü fiyat artışı hareketliliği sonucunda ek bütçe yapmak zorunda kalmıştık. Temmuz'da yaptığımız bu bütçe sırasında personel giderlerine dönük insan kaynaklarının rakamlarda doğru ve şekilde hesap yapılma şey olmayınca bütçe içinde 13 milyon lira gibi toplam giderlerde yıl sonuna kadar bir eksiği doğdu. Ama biz böyle bütçemizi tedbirli yapmıştık. Onun için diğer birimlerin bütçelerinden 13 milyon lirayı biraz önce okunan çerçevede aktarıyoruz. Bunu oylarınıza sunacağım. Bunu oylara sunmadan Sayın Başkanım, buyurun. Diğer birimlerden aktarılacak olan bunu biraz açıklayabilir miyiz? Ne alacaktık da almaktan vazgeçtik? Şimdi şöyle, yol bakım onarım giderlerinde tedbirli olarak 2 milyon lira fazlalık var. Çok büyük rakamlardı. Onu alıyoruz orada. Ayrıca çarşı, Cumhuriyet Meydanı projemiz vardı. İhaleye çıktık. Hiç giren olmadı, iptal oldu. O nedenle oradaki ödenek bekliyor. Ertesi yıla tekrar kondu onun ödeneği. Onun için bu yıldaki ödenek boşa çıkıyordu. 7 milyon lira o var. Kamulaştırmadan da 3 milyon lira var. Demeter ürünlerinden 1 milyon lira. Toplam bunlar böyle.
Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiş. Evet, devam edelim. Gündem 7. Okan Doğan'ın 19-10-2022 tarihi ve 3-9-16 dilekçesini istihbaratı Okan Doğan onaylarıydı. 168 metrekare ölçüne sahip çarşı mahalli 836 ada bir parsel yeşilde olan Bozüköy'ün adına kayıtlı 78 metrekare ölçümüne sahip çarşı mahalli 836 ada 7 parselin Okan Doğan'ın satışı talebi konusunun görüşülmesi. Şimdi değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz 50 metrekareyi geçen yerlerde belediye meclisi yerlerinin şuyulu yerlerde satış yetkisi veriyor belediyeler. Bu arkadaşımız başvurmuş. Bu arkadaşımızın yeri Malatun Caddesi'nde Yeni Doğan semtinin çevre yoluna paralel giden kenar kısmında bir yer. Bu arkadaşımızın yeri inşaat yapmaya yetiyor. Ama yanındaki sipsilli 78 metrekare alan var. Bu alan belediyeye ait. İmar şuyusu nedeniyle almak zorunda. Biz burayı satıp bir para almaktansa burayı yeşil alan yapmak yönünde bir niyetimiz var. O nedenle arkadaşımızın bu önerisini reddederek orayı yeşil alan yapacağız. Ve böylelikle kendi yerine de binasını yapabilecek. O nedenle bu başvurunun reddi yönünde düşünüyoruz. Bu oradaki arkadaşımıza zarar yönünde değildir bu red. Evet. Peki, bu başvurunun reddini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Devam ediyoruz. Gündem 8. Bilecik İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26-10-2022 tarihli ve 26-12-12 sayılı yasına istinaden imar yolundan ihdas edilen Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 597.184 metrekare yüz ölçümüne sahip yeni mahalle 1390 ada 6 parselin 298.52 metrekare yüz ölçümüne sahip yeni mahalle 444 ada 5 parselin ve 214.25 metrekare yüz ölçümüne sahip yeni mahalle 444 adı 6 parselin Bilecik İl Özel İdaresi'ne bedelsiz devir talebinin görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 4 Eylül Mahallesi'nde bir okullar kampüsü olabilecek bir bölgemiz vardı. Burada iki tane yaya yolunu geçtiğimiz meclis toplantılarında iptal ederek o eğitim alanı olması yönünde kararlar almıştık. Bu yolların mülkiyetleri belediyemize aitti. Daha doğrusu belediyemiz ve beyine tescil aracıydı. Şimdi kapılarını çıkardık ve Milli Eğitim MİZ'de kullanılmak üzere özel idareye bedelsiz devrini yapacağız. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 9. Çarşı Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Uçaş ve bölgede yaşayan 26 vatandaşın 27-10-2022 takibi 2662 sayılı ilçesine istinaden Ilgınlı Caddelerin isimlerini Bahçelievler Caddeleri olarak değiştirmesi talebinin görüşülmesi. Şimdi değerli meclis üyeleri, buradaki bölgede Çarşı Mahallemize bağlı bir imarlı yerleşim alanı var. Buradaki hemşerilerimiz bu bölge bütün tapu kayıtlarına falan uygun olduğu için hatırlarsınız. Buradaki sokak ve caddeleri isimlendirirken 6 tane cadde olacak yere Ilgınlı 1, Ilgınlı 2, işte 6'ya kadar isim vermiştik. Oradaki hemşerilerimiz tabii şey yapamıyorlar, ya biz Bahçelievler Mahallesi olalım falan. Aslında Bahçelievler semti gibi olmak istediklerini belirtiyorlar. Tabii Çarşı Mahalle Muhtarımızla da görüştük, böyle olmaz diye. Yalnız onların bu isteklerine de uygun düşsün diye bunu başvuruyor. Buradaki Ilgınlı kelimelerinin yerine Bahçelievler kelimelerini koyarak değiştirilmesi şeklinde bir dilekçeyi muhtar da onayladı. Bu konuyu imar komisyonuna sevk edeceğiz. Peki burada konuşulacak. Aynı şekilde Bahçelievler 1. Bahçelievler 2. diye mi gidecek? Ha, Bahçelievler 1. cadde, Bahçelievler 2. cadde. Yani sadece caddelerin ismini değiştireceğiz. Çünkü bizim semt ismi koyma gibi bir durum yok mevzuatta. O nedenle Çarşı Mahalle, Bahçelievler 1. cadde,
Şimdi o insanlarımız da bu bahçeli evler kelimesinin konmasını... Söğüt'e giden bir yol projesi vardı, buralardan geçiyordu galiba. Oradan geçiyor ama mimar planımızla ilgisi yok. Evet. Yani bu caddelerle, evet o eski bizim şeye atık depolama alanlarına giden yol. Yani ılgınlı kelimesini caddelerde değiştirmek. Bu öneri şeklinde imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Gündem 10. Belediye plan ve birçok komisyona sevk edilen konuların görüşülmesi. Evet. Komisyonumuzda iki konu var galiba. Evet, sırayla okuyalım. Komisyonumuzdan gelen. Başla. Belediye Meclisi'nin 6-10-2022 tarihte 82 nolu kararıydı. Plan ve birçok komisyona sevk edilen gündemin ikinci maddesinde belediye başkanlığımız tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Bilecik'li Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği Cansuyu kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2023 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Verilen karar, belediye başkanımız tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği Cansuyu kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2023 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının 550 lira olarak belirlenmesine ve 2023 Ocak ayından geçerli olmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyonumuz şu anda 330 lira olan Cansuyu aylık aile destek rakamını 550 lira olarak oy birliğiyle belirlemiştir. Oylarınıza sunuyorum. Başka kabul edin. Şey aile sayısı dedim mi? Ne sayısı? Aile sayısı dedim. Yardım 815. 815 şu anda. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam ediyoruz. Belediye Meclisi'nin 6-10-2022 tarihinde 82 nolu kararı ile plan ve birçok komisyona sevk edilen gündemin 3. maddesinde ekonomik verilerin olumsuz seyretmesi sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında ısınma giderlerinin de yüksek oranda arttığı görülmektedir. Bu nedenle hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyemizden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşirelerimiz ile Cansuyu projemizden yararlanan hemşirelerimiz de dahil olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık 2022 ayından başlayarak Nisan 2023 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardım yapılması ve sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine müteakip yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Verilen karar, belediyemizden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşirelerimiz ile Cansuyu projemizden yararlanan hemşirelerimizle dahil olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık 2022 ayından başlayarak Nisan 2023 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardım yapılmasına ve yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının 550 lira olmasına ve sosyal destek kartıyla yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Değerli meclis üyeleri, biliyorsunuz geçen yılda bu uygulamayı yapmıştık. Yaklaşık tabii tam olarak olmasa da biz geçmişte belediye olarak bütün dönemlerde 350-400 kilo civarında kömür dağıtımı yapmışız. Kömür fiyatlarını da göz önüne alarak 5 ayda, çünkü çoğu hemşehrimiz artık katı kömür yakıtı kullanmıyor, çok doğal gaz var. Bunu uygulamıştık, 300 lira geçen sene yapmıştık, 5 ayda 1500 lira vermiştik. Bu yılda yaklaşık 350-400 kilo kömürü alabilecek bir rakamı uygun bulmuş komisyonumuz.
ayda 550 liradan toplam 5 ayda 2750 lira gibi bir ödemeyi sosyal destek kartıyla yapılma kararını oy birliğiyle almış. Oylarınıza sunuyorum. Bu şey, kömür kartından sadece mesela doğalgaz ödüyor veya kömür mü? Öyle, öyle değil. Bu nakit. Nakit. Şimdi şöyle abi. Can suyu için kart veriyoruz ya. Onun kartı ayrı. Aynı tarzda can suyu olmayan düz kart veriyoruz. O karta 5 ay boyu 550 lira yatıyor. 5. aydan sonra iptal oluyor. Hani şey var mesela bazı ürünleri yani para alıyor. Alamaz diye öteki kart için bahsediyorum. Mesela önceki bahsettiğiniz can suyu kartı için. Onda bazı ürünleri alamaz. Yok öyle bir şey. Mesela tekel gibi şoku falan. Her şey kaldırıldı. O konuda mevzuatı değiştirdi. Serbest o. Peki bu ikinci verdiğiniz kartta da herhangi bir markete gidip alışveriş yapabiliyor mu? Onu sormak istemiştim. Onu nakit alıp gidip bir alışveriş yapabilir. Nakit çekecek. Evet. Tamam. Yani bakın şöyle arkadaşlar. Bunu şöyle ben doğruluyorum. Yani bir 400 kilo, 350 kilo kömür çuvalı koyuyorsunuz. Dedikodusuna kadar gidiyor biliyorsunuz. Her şey oluyor. Ayrıca çok sayıda doğal gazlı hanelere dönüştü mahallelerimiz. Şimdi aylık 550 lira doğal gaz ücretine de bayağı büyük bir destektir diye düşünüyorum. İkincisi bir de özgür olur vatandaş. Bu 550 lirayı da başka bir ihtiyacını da alır. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyeleri, başka şeyimiz yok şu anda. Gündemimiz tamamlanmıştır. Şu anda birinci birleşimini, Kasım ayı toplantımı kapatıyorum. İkinci birleşim mevzuat gereği bütçe görüşmelerini Plan Bütçe Komisyonu 21'de tamamlamak zorunda. Bu da 22 Kasım Salı gününe denk geliyor. Ama son gün yapmak uygun değil. Plan Bütçe Komisyonumuza imkan verelim. Hem de siyasi parti gruplarımız bütçeyi incelemede, komisyon önerilerinde bulunmada veya detaylandırmada zaman kazansın. 21 Kasım Pazartesi günü 14.30'da ikinci birleşimi toplanmak üzere oturumu kapat. Teşekkür ediyorum.